Arkadaşlar iyi akşamlar. Hazırız sanırım. Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Ya, maç ilk önce bunu söylemek istiyorum. Zaten son 3 hafta futbol zaten hiç kimse konuşmuyor. Futbol zaten ikinci planda. Bugün baktığın zaman sahada 2 tane mücadele sonuna kadar 2 takım var. Ama öbür tarafta baktığı zaman bazı şeyler söylemek de zorundayım. Çünkü Konya Spor Camiası bazı şeyleri hak etmiyor. Seyircimize çok teşekkür ederim. Çünkü birinci dakika, sonuncu dakika kadar bizim yanımızda oldu. Oyuncular da sonuna kadar savaştı. Bir şey çevirmek, bir şey olumluya doğru çevirmek. Pozisyonlarımız vardı böyle baktığım zaman 2-0'dan sonra. Güzel şeylere konuşursak futbol adına güzel goller vardı. İki takımın ikili mücadele güzel. Ama öbür tarafta baktığın zaman biraz daha sahadaki eşitlik, sahadaki adalet daha da iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Futbol zaten bu dönemde ikinci planda. Benim bakışı hep olumlu. Burada 2,5 ay yaklaşık beraberiz takımla beraber. Zaten ben onlarda istiyorum sahadaki bütün gücü, bildiğim şeyleri sahada yapalım, yansıtayalım. Bu akşam da böyle oldu diyebilirim. Zaten bütün bu maçlara baktığın zaman bazen şanssızlıklar oldu, bazen hatalar oldu diyeyim ki bizim ya da başka bir tarafından. Ama bugünkü maç biraz daha farklı bir maç. Çünkü uzun zamanda futbol konuşulmuyor. Ama öbür tarafta herhalde bazı durumlarda başka mutlu etmesi gerekiyor. Bu tip durumlarda herhalde. Onun için benim söyleyeceğim bu kadar. Şimdi mutlaka bazı şeyleri söylediğiniz gibi benim de payım var. Olumlu ya da olumsuz. O sonuçta ben hiçbir zaman da bu şeylerden kaçmıyorum. Çünkü sonuçta futbolda güzel günler vardı, zor günler vardı veya kötü günler vardı. Onu bir şekilde esas olan ayakta kalabilmek. Zaten ben hep ayakta kaldım, ayakta devam kalacağım. Şu anda dediği gibi bu takım yine ayakta kaldı, kalıyor. İnanıyorum ki yarın bu 7 maç içerisinde sonuna kadar aynı şekilde ayakta kalır. Ama söylediğin gibi mutlaka benim de olumlu veya olumsuz bir katkı veya pay var. Etemiye Moreno'ya gelince zaten hep söylüyorum şimdi. Zaten maçtan önce bazen işte Moreno niye kadroda? Şimdi olabilir Moreno ya da Etemiye ya da başka birisi. Sonuçta böyle baktığın zaman bugün de tekrar söylüyorum yerli oyuncu olarak. Uğurcan var sahada, Soner var sahada, Oğulcan var sahada. Şimdi başka bir yerde Moreno'yu ya da Etemi ya da Ndao'yu ya da Niang Bo'yu ya da Junior'u, Sokol'u bir yerde yerleşmek 7-8 kişi olmuyor. Sonraki oyuncu değişikliği böyle baktığı zaman buna göre yapmak zorunda kalıyordum. Mutlaka dediğin gibi mutlaka her zaman iyi olduğu zaman her şey doğru. Size göre ya da bana göre. Sonuçta bu eleştiri her zaman olacak. Hangisi doğru? Dediğim gibi maçtan sonra hepimiz haklıyız. Ben de maçtan sonra zaten kendim üzerinde pay alıyorum. Kendimi eleştiriyorum ya da analiz ediyorum. Aynı zamanda takımı da analiz ediyorum. Ama bugün baktığı zaman bütün oyuncular, ilk 11'de başlayan oyuncular, sonraki oyuna giren oyuncular gerçekten o isteği, o arzu, bir şey değiştirmek olumlu anlamında sahada gösterdi. Zaten biraz önce söylediği gibi iki takım iyi mücadele etti. Güzel şeylerdi, iki güzel goller vardı. Güzel şeyler vardı maç içerisinde. Ama dediğim gibi adalet, biz de adalet istiyoruz. Biz de eşitlik istiyoruz. Sonuçta geçen hafta Karagümrük maçından sonra baktığın zaman bir Moreno'nun pozisyonunu hatırlıyorsam herkes söylüyordu %100 penaltı. Ben maçtan sonra zaten bunu da hiç konuşmadım. Çünkü sonuçta hep buna inanıyorum. Her insan hata yapabilir ama
bugünkü futbolda baktığı zaman artık var ama ne zaman devreye girecek, niye girecek, neden girmeyecek onu ben karar veremiyorum. Jilerme'nin pozisyonunda ben de maç esnasında zaten ekranda gördüm. Baktım penaltı yok. Çünkü direkt top sırtına geliyor, ondan sonra diyeyim ki elle çarpıyor, el zaten açık, aşırı derece açık değil. Bize anlatılanlar bir hafta önce, 10 gün önce zannediyorsam hakim geldi işte bize bilgi verdi falan filan böyle. Zaten ilk söylediği şey bu tip pozisyonlarda vücuttan gelen top elle çarpsa bile penaltı değil. İlk pozisyon belki verseydi ilk devredeki pozisyonu, Filipinler pozisyonu zannediyorsa belki daha doğru olabilirdi. Benim bakışım bu. Ama öbür tarafta ikinci devre zannediyorsam aynı kafasında geliyor şey eline Trabzonspor oyuncusuna. O zaman bu kriterlere göre bu da penaltı o zaman. Bu şekilde baktığı zaman. Beni üzen bir tarafta bütün oyuncuların o tepkisi, çünkü sahadaki bize bir şey olduğu zaman tesadüften oldu, tesadüften dokundu veya tesadüften bir şey çarpışma oldu falan filan böyle. Ama öbür tarafta baksan birinci 93. dakikaya kadar bir şekilde öbür tarafta daha kolay düdüğü çalıyordu. Onun için burada bizim dediğim gibi bir şey değiştiremeyiz. Ben hakim değilim. Hakim faul mu değil mi artık anlamıyorum. Faul mu değil mi Çünkü bana göre faul veya da değil. Ama bazıları da hep faul oluyor ya da olmuyor. Çünkü karar ben vermiyorum Ya da ben futbolu anlamıyorum artık 45 sene sonra en üst seviyede diyeyim ki oynarken, çalışırken falan filan böyle artık biz de futbolu veya bu kararları herhalde anlamıyoruz artık Ama son zamanlara zaten baktığımız zaman zaten her şey konuşuluyor ama futbol güzel bir şeyler. Ben onun için söylüyorum. Ben kendimi her zaman eleştiririm. Her zaman ayakta kalırım. İyi günlerde ya da kötü günlerde mutlaka her zaman futbola bakışı olumlu. Zaten oyuncular da zaten bunu istiyorum. Hem antrenmanlarda hem maçlarda. Bugüne kadar dediğim gibi futbolcular hiçbir şey şikayetim yok bu konularda. Ama futbol sonuçta iyi sonuç olmadığı zaman zaten sonra diyebiliriz böyle oldu, şöyle oldu. Ama ben hiçbir zaman da futbolcuların hatalarını çok fazla üzerine giden bir antrenör değilim. Çünkü hepimiz hata yapıyoruz ama hatalardan dönmek, daha iyi olabilmek, daha iyi çalışabilmek, daha iyiye doğru gitmek esas olan benim bakışım bu. Başarabilir miyiz? Ben yine inanıyorum. Başarabiliriz. Çünkü takımdaki o ateş var. Yarın da yine olacak. Çünkü her şeye rağmen biz savaşmak zorundayız. Şu anda futbolcular zaten bu mücadeleyi gösteriyor. Seyircimiz yanımızda. Ama dediğim gibi sağdaki şartlar bazen farklı bir oluyor. Tabii ki sadece bugün değil Karagümrük maçına baktığı zaman, Adana maçına baktığı zaman o iki maçta aslında daha çok daha yakın galibiyete olduk. Bugün geriden geliyorduk. 2-1'den sonra baktığı zaman güzel pozisyonlar var. Top direkten dönen top var. Son anda iyi vuruş olmayan pozisyonlar var. Baktığı zaman 2-0'dan sonra durumu belki 2-2'ye getirebilirdik. Ama dediğim gibi futbolda bazen her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor. İlk devrede güzel ataklar vardı. Böyle tam pozisyon hiç olmadı. Ben katılmıyorum. Ama o son bölümünde baktığı zaman gerçekten tek kale gibi oynadık. Belki o üçüncü gol gelmeseydi belki farklı bir sonuç da olabilirdi. Biraz önce söylediği gibi her maçtan sonra zaten bütün detaylara bakmaya çalışıyorum. Olumlu, olumsuz. Ondan sonra daha olumluya doğru nasıl çevirebiliriz? Nasıl daha iyi yolu alabiliriz? Onun için diyorum yine çalışmak zorundayız. Başka türlü olmuyor. Çabalamak zorundayız. Savaşmak, inanmak zorundayız. Teşekkürler.
Yani zaten ben kendimi savunmak zorunda değilim şey. Sonuçta benim yaptığım işime inanıyorum. Böyle baktığı zaman gidişat olarak dediğin gibi olumlu bir şeyleri var. Mutlaka olumsuz şeyleri de var. Onu zaten bir günde, iki günde, bir ayda çözmek kolay değil. Öbür tarafta transferler konusunda söylediğiniz gibi ilk Rize maçından sonra biraz daha işte Kuba'da olsa, Davud'da olsa, Etemi'de olsa, Junior'da o periyotta geldi. Böyle baktığı zaman Rize maçından sonra nispeten o transferlere beraber artık şey takım olmaya başladık. Bu maçtan önce 10 maç 14 puan iyi diyebilirim. Maçlara baktığı zaman iyi değil de diyebilirim. Çünkü sonuçta Antalya maçı baktığım zaman kazanabilirdik. En azından öndeydik. İlk defa belki bu akşam rakip öne geçti. İşte Başakşehir'de olsa, Karagümrük'de olsa, Adana Demirspor'da olsa ben de isterdim bu bütün maçları kazansaydık. Zaten şu anda bu şekilde farklı bir şekilde konuşurduk. Ama istifa konusunda sorduğunu söylediğin zaman o benim elimizde derken değil diyebilirim ama vazgeçmek bazı şeylerde vazgeçmek kolay adam değilim ama öbür tarafta birisi başka bir şey isterse zaten ben her zaman söylüyorum ben burada Konyaspor için bütün gücüyle 24 saat odaklanıyorum. Devam edeceğim bu şekilde. Sonuçta futbol. Sonuç bir. Ben diyorum, tekrar söylüyorum. Ben kendime inanıyorum, takıma inanıyorum. Mutlaka buradan bir şekilde çıkarız. Süreceğim bu kadar. Son olarak buyurun Ufuk Bey. Bu periyoda bazı şeylere baktığı zaman bir şey söylemek gerçekten zor. Çünkü dediğim gibi doğru neyse artık bulmak da kolay olmuyor. Bütün bu olaylara baktığın zaman dediğim gibi futbol ikinci planda oldu. Tabii bu herkes bir şey çalışıyor, çabalıyor, bir şey olumlu bir şey istiyor. Herkes bunu konuşuyor. Mutlu olan kim, mutsuz olan kim baktığı zaman şey herhalde bunu herkes benden daha iyi biliyor. Esas olan bu gerginlik, bu gerginlik bazen şey o olumsuz şeyler yaratabilir. Çünkü maç kazanmak hiçbir takım için kolay olmadı. Olmuyor kolay. Ancak işte dediği gibi iyi sonuçlar gelince zaten o zaman takım düzenindeki o gerginlik, o diyeyim ki rahatlama bir şekilde olabilir. Çünkü dediğim gibi bunu kaldırmak kolay değil. Antalya maçı, Başakşehir maçı, Karagümrük maçı, Adana maçı gerçekten zor. Çünkü hep yakın galibiyeti olduğumuz için. Ama ben hep bununla savaşıyorum oyunculara. Ayakta kalmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta futbolda ne zaman ne olacak hiç kimse kestiremez. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Kolay gelsin.